Merhaba arkadaşlar, harika bir videoyla karşınızdayım. Bu videoda Call of Duty'nin hilesini buldum arkadaşlar. Size bu hileden bahsedeceğim. İlk önce yapmanız gereken oyunu başlatmadan önce Pylonca sınıfını seçmek. Pylonca sınıfı sizi fazlasıyla kurtaracaktır arkadaşlar. Oyun başlayana kadar biraz bekleteceğim sizi. Oyun başlayana kadar biraz gezelim ve oyundan kısaca bahsedeyim biraz. Daha önce hiç oynamayanlar ve bilmeyenler için. Evet arkadaşlar, oyunda çok güzel fonksiyonlar var. Zombi falan atabiliyorsunuz. Özel beceri fonksiyonları yer alıyor. Bu fonksiyonlar sizin daha iyi oynamanızı sağlıyor. Ve oyunda helikopter kullanabilmek bana kalırsa gerçekten etkileyici bir çözüm olmuş. Özellikle şu tür sarı yerlere geldiğinizde arkadaşlar, hemen bu tuşa basınca sizi bir sonraki direğe götürüyor. Yani teleferik sistemi kurmuşlar bir nevi ve çok güzel bir şekilde çalışıyor. Oyun oynarken herhangi bir takılma gibi sıkıntılar yaşamadım arkadaşlar. Dilerseniz hemen şimdi oyuna geçelim ve hilemizi size göstereyim. Bu hileyi yaparak hayvan gibi bölüm atlarsınız. İnşallah bakalım çok güzel bölümler atlarsınız. Arkadaşlar, bölüm atlayabilmeniz için kesinlikle leş sayısı önemli değil. Bölümü atlayabilmek için en önemli etkenlerden bir tanesi arkadaşlar, kesinlikle oyun süresi. Yani oyunda ne kadar fazla hayatta kalırsanız oyun size o kadar fazla puan vermekte ve bölüm geçmenize vesile olmakta. Alan dışına çıktım arkadaşlar. Alan içine tekrardan girdim. Arkadaşlar, yapmanız gereken ilk şey, iner inmez kesinlikle bir tane silah ve bulabildiğiniz kadar sağlık ekipmanları toplamak olsun. Ne kadar çok sağlık ekipmanı toplarsanız sizin için o kadar iyi olacaktır. Evet, silahımızı alalım. Herhangi bir silah almanız yeterlidir. Zombi mod olduğu için yakınınıza gelen herhangi bir düşmanı otomatikman zombi mod sayesinde öldürerek kurtulursunuz. İnşallah, umuyorum kaçamazsınız tabi. Evet, hızlı bir şekilde gezin arkadaşlar. Gezebildiğiniz kadar gezin. Kesinlikle fazlasıyla can toplamanız gerekiyor arkadaşlar. Ve silah alırken de dikkat edin. İyi silahlar alın. En azından düşman yaklaşınca öldürsünüz. Yani ne kadar fazla asker öldürdüğünüzden ziyade ne kadar fazla oyunda etkin bir şekilde kaldınız, bu daha önemli. Evet, geziyorum arkadaşlar. Bulabildiğim kadar sağlık ekipmanı toplayacağım. Üst kata çıkalım. Bir de üst kata bakalım. Aha, şu an bir tane düşmanımız geliyor. Hemen arkadaşlar atacağız. Atamadım ya. Neyse, bekleyelim. Gel 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 Billy, gel. Tamam, zombimizi attık. Oho. Evet arkadaşlar, ilk adamımızı geberttik sonunda. O bizi öldürmeden biz onu öldürdük. Ve hemen sağlık kitleri toplamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Burası patlamadan aşağı atlayalım. Müzik kutusunun etrafında fazla durmayayım. Çünkü her an patlayabilir. Şu an alana çok çok uzakız arkadaşlar. Ablam da mesaj atıp duruyor ama idare edeceğiz bakalım. Evet arkadaşlar, alana çok yakın yerde bekleyeceksiniz. Alana çok yakın yerde bekleyeceksiniz ve sağlık ekipmanlarınızı fazlasıyla iyi doldurmanız gerekiyor. O yüzden yaklaşık 1,5 dakikalık daha süremiz var alanın başlamasına. 1,5 dakikalık süremizi de doldurana kadar hemen sağlık kitlerini dolduralım. Hızlı bir şekilde gidiyorum. Burada hiç sağlık kiti bulamadım. Şuraya bakayım. Biraz kurşun alayım. Evet, bir tane sağlık kiti buldum. Çok iyi. Çok iyi. Arkadaşlar, en önemli sağlık kitlerinden bir sağlık çantası ve bir tane daha sağlık kitimiz var. Tam şu an bulamadım. Şu an bir tane düşmanımız var arkadaşlar, gördünüz. Evet, hemen öldürelim. Onun sağlık kitlerine de çökelim. Evet, şu an öldürdük. Biraz kurşun toplayayım. Arkadaşlar, oyunda çok fazla bot var. Bir kere onu söyleyeyim. Yani normal bir kişi olmuş olsaydı bu, yani öldürme ihtimalim çok düşük olabilirdi. Çünkü çoğu insan çok iyi oynuyor. Yani gerçek insanlar çok iyi oynuyor. Genelde size yakın gelen çoğu oyuncu bot. Evet arkadaşlar, şu an haritadan da gördüğünüz üzere sınıra yaklaştık. Haritayı kapatacağım. Şöyle gidelim. Sınıra yaklaşacağız ve burada bekleyeceğiz arkadaşlar. Şu an bir mezarlıktayız. Evet. Şu an alan yavaş yavaş da daralmaya başladı. İsterseniz alan daralana kadar, yakınlarda bir yer daha varsa oraya da girelim.
yoksa alanın hemen kenarında bekleyeceğiz. Evet, şu an hala bekliyoruz. Gelen giden var mı kontrol ediyorum. Yakınlarda hiç ev olmadığı için ev ziyaretine gidemiyorum arkadaşlar. Acil durumlar için şurada bir tane motorumuz varmış. Çok iyi. Şu an gelen var arkadaşlar. Zombi atıyorum. Evet, gördünüz. Zombi bizi kurtaracak arkadaşlar. Bakın. Bot olduğu çok belli arkadaşın. Otomatikman bot olduğu için kaçmıyor arkadaşlar. Orada bekliyor. Yani gerçek bir kişi olmuş olsaydı bu otomatikman beni öldürmeye çalışırdı. Evet arkadaşlar, canınız azaldığında kesinlikle hiç beklemeden hemen canınızı doldurun. Özellikle şunlarla doldurursanız bu biraz fıs fıs şeklinde. İlk sıktığınızda hemen yükseltmiyor, zaman zaman yükseltiyor. Bunu da kullanın. Evet arkadaşlar, oyunun fazla uzamasını istemiyorum, o yüzden size hileyi göstereceğim şimdi. Yeteri kadar can topladık diye düşünüyorum arkadaşlar. Şu an hayvan gibi canımız var. Bu bize hileyi göstermek için fazlasıyla yeterli. O yüzden şimdi şöyle kimsenin gelemeyeceği bir yerde olmak istiyorum. Bakayım etrafa şöyle. Kimse yok. Alana bakalım. Alan. Zombi ayak sesleri duymak istemiyorum. Çökeyim de öyle bekleyeyim bari. Evet. Arkadaşlar, hileyi göstermem için alanın gelmesi lazım. O yüzden lütfen biraz sabırlı olun. Evet, hava yardımının gelmesine çok az kalmış. Of 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 of. Of arkadaşlar, hemen arkamda, arkamda, arkamda. Hemen öldürelim, öldür, 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 öldür. Evet arkadaşlar, bu kardeşimizin de bot olduğu çok belliydi. Yani aksi takdirde ben kesinlikle ölmüştüm şu an. Evet, tekrardan can yenileyelim. Gidelim, arkadaşın sağlık kitleri varsa hemen alalım, çökelim. Evet. İşte hiçbir şey yokmuş ama. Şu taktik nişangah dürbününü alalım. İşimizi görecektir. Beklemeye devam ediyoruz. Şarjımız bitmeden oyunu göstereceğiz inşallah. İnşallah bu hileden sonra arkadaşlar hepiniz çatır çatır level atlayacaksınız. Belki birçok arkadaş levelin farkı, hilenin farkındadır ama yine de ben bilmeyen arkadaşlar için bu hileyi göstereceğim. Normal oynayan bir kişi bile bu hilenin farkında olabilir. Yani hileyi fark eder ve çok hızlı bir şekilde geçer. Diğer oda oyunlarından ziyade arkadaşlar bu hile modunu yapmanız bence en mantıklısı. Evet arkadaşlar, tekrardan şu spreyden kullanmak istiyorum. Evet, şu an spreyimizi kullandık. Ve arkadaşlar kesinlikle buradan ayrılmayacağım. Tüm can kitlerim bitene kadar buradan ayrılmayacağım. Ve evet, şu an alan geldi arkadaşlar. Ve alanın içine girdik. Evet, evet arkadaşlar, şu an alanın içindeyiz. Buradan kesinlikle ayrılmayacağız. Alanın içinde olacağız ve canımızın azalmasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Şu an hilemiz devreye girdi. Şu an canımızın azalmasını bekliyoruz. Yani eğer hızlı bir şekilde level geçmek istiyorsanız bunu yapmanız çok çok önemli arkadaşlar. Başka türlü hızlı bir şekilde kesinlikle level geçemezsiniz. Yani bir sürü leş alacaksınız da oyunun sonuna kadar bekleyeceksiniz de oho ölme şem yaz yaz. Evet arkadaşlar, hilemiz şu an devrede. Elinizde ne kadar sağlık bantları falan varsa hepsini ilk çizgi aşağıya inmeden kullanacaksınız arkadaşlar. Yani ilk kademe aşağı inmeden kullanıyorsunuz. Bitene kadar. Bakalım bu ne kadar sürecek. Bu süre zarfında otomatikmen arkadaşlar hem oyundaki süreniz artmış oluyor. Yani oyundaki oynama süreniz artmış oluyor. Hem de hileniz devrede. Hem de hiçbir zombi falan, yani farklı düşmanlar falan gelip sizi öldürmeye çalışmıyor. En güzel yanı da bu. Çünkü herkes alanın içinde olduğu için kimse size yaklaşmıyor arkadaşlar. Hemen tekrardan diğer sağlık bandını tekrar kullanalım. Evet. Canımız yükselsin tekrardan. Çok iyi. Şu an çok iyi gidiyor. Evet, yavaştan yükseliyor. Evet arkadaşlar, diğer alanın daralmasına çok az kaldı. Gitgide canımız daha hızlı düşecektir arkadaşlar. O yüzden dikkat etmenizde fayda var.
Yani ilk çizgiyi aşağı indirmemeye çalışın. Ne kadar hızlı sağlığınızı yenilerseniz o kadar sizin için iyi olur. Daha fazla zaman kazanırsınız. Ve oyun içerisindeki süreniz artar. Evet arkadaşlar, bundan sonra bu sağlık kitini kullanacağım. Hemen bir zombimizi atalım şöyle. El olsa fazladan zombimiz var. Etrafımızı kontrol ediyoruz yine gelen düşmanlara karşı. Zombi beylerimiz orada oynamaya başladılar. Evet, şu an ikinci alan daraldı arkadaşlar. Bakın canımız çok çok daha hızlı gidiyor. O yüzden bu seviyeden sonra çok çok daha hızlı bir şekilde canınızı doldurmanız gerekiyor. Son 3 tane arkadaşlar şeyimiz kaldı. O 3'ünü de dolduracağız. Ondan sonra öleceğim büyük ihtimal. Öldükten sonra sizinle birlikte hilemizin işe yarayıp yaramadığına bakacağız arkadaşlar. Büyük ihtimalle hilemiz işe yarayacak ve çok hızlı bir şekilde level atlayacağız. Evet. Şu an evet arkadaşlar, ikinci çizgiye inmeden hemen tekrardan kullanıyoruz. Kesinlikle kullanmayı unutmayın. Dikkatinizi dağıtmayın arkadaşlar. PUBG Mobile'den ziyade bu oyunun en güzel özelliklerinden bir tanesi bana kalırsa, yürürken, koşarken, herhangi bir şekilde bir hareket ederken sağlık bandı kullanması. Evet, zombi dayılarımızı tekrardan yine de attık. Evet arkadaşlar, burada korkmanız gereken hiçbir şey yok. Çünkü herkes alan içerisinde olduğu için fazlasıyla zaman kazanıyoruz şu an. Yani evet, ikinci çizgimiz bitiyor. Oo, bu çok iyiymiş arkadaşlar. Son kullandığınız sağlık kiti bence çok çok daha iyi. Evet. Şu an ölmek için bekliyorum. Resmen ölmek için bekliyorum arkadaşlar. Oyun içerisindeki süremiz artıyor yavaş yavaş. Dilerseniz boş durmaktansa şöyle yavaş yavaş koşalım. Evet, şu an tekrardan sağlık bandımız düşüyor. Evet, şu an tekrar yükselecek. Evet, bir yandan ateş ettim ama o geç kaldım, geç kaldım. Ölmeden önce hemen kullanmam lazım bunu. Birazcık şöyle koşayım arkadaşlar. Evet, tekrardan üçledik. Şu an sadece zevkine koşuyorum arkadaşlar. Başka hiçbir şey değil. Zevkine koşuyorum şu an. Yani oyunda amaç vakit geçirmek ve sağlık kitlerini kullanmak. Sağlık kitlerini kullandıktan hemen sonra ya farkı devasa bir şekilde göreceksiniz. Yani oyunda ki en büyük hileyi göreceksiniz arkadaşlar. Bu hileyi görmek için ben de çok sabırsızlanıyorum. Çünkü kaç bölümdür uyguluyorum. Fazlasıyla işe yarıyor. Ve bakalım bu bölümde de fazlasıyla işe yarayacak mı? Mesajlar falan gelmeye devam ediyor. O yüzden biraz hızlı bir şekilde ölsem çok çok iyi olacak. Evet, şu an ilk seviyem tekrardan bitecek arkadaşlar. Evet, son sağlık kitimi de kullanacağım ve ondan sonra ölene kadar bekleyeceğim arkadaşlar. Ölene kadar bekleyeceğim. Öldükten sonra hepimiz sonuca tek tek şahit olacağız. Bakalım hilemiz işe yarayacak mı? Son sağlık bandımı da kullanıyorum arkadaşlar şu an. Alana da yaklaşmışım bu arada. Evet, son sağlık bandımı da kullandım ve bundan sonrası ölüm arkadaşlar. Bundan sonra tek yapmam gereken ölmek. Tekrardan el bombası kullanalım. Onu kullanalım. Bunu kullanalım. Ne diyor? Evet, 5 saniye içinde daralacak mı? Daralsın. Evet, şu an ölmek için koşuyorum ben. Evet, güvenli bölge daralıyor. Evet arkadaşlar, güvenli bölge daraldıkça da benim canımın hızlı gitmesine sebep oluyor. Evet, şu an çok çok hızlı bir şekilde canım gidiyor arkadaşlar. Çünkü 8 kişi kaldı. Bakın, kesinlikle çok az bir leş aldım. O da gelen botlardı. Ve şu an 7. sıradayım. İlk 7'ye girdim. Düşünün, hiç oynamadım gibi bir şey. Öyle bekledim. İlk 7'ye girdim. Ama büyük ihtimal yani çok fazla bir şekilde bölüm atlayacağımız puanlar alacağız. Evet, ölmeye çok çok yaklaştık. Şu an son 6 kişi kaldı. Evet, şu an ölürsem 6.'yim. Evet, şu an ölürsem 5.'yim arkadaşlar. İlk 5'e girdim. Bu sıralama puanımın da artması anlamına geliyor. Şu an çok heyecanlı gidiyor. Evet, 16 dakika sürdü oyunumuz. Şu an 17 dakika yükseliyor. Ve arkadaşlar, ve 5. 5. olarak öldüm arkadaşlar. Evet. Neredeyse çok az emek harcayarak 5. olarak öldüm. Ve bakalım kaç puan kazanmışız ve bölüm atlamamıza faydası olmuş mu? Evet, sonucu bekliyorum arkadaşlar. Dört gözlü sonucu bekliyorum. Evet, hadi. Hadi inşallah. Hilemiz tuttuysa hayvan gibi bölüm atlayacağız arkadaşlar. Evet. Şu an 4 kişi öldürdüğüm gözüküyor. Bakalım. Çok iyi. 32 başarı almışız. Ve evet arkadaşlar, hilemiz tuttu. Seviye 47 olduk. Ve arkadaşlar, burada görüyorsunuz,
güçlendirmeler 4000 DP kazanmışız. Yani bu demek oluyor ki oyunda neredeyse hiç leş almasanız bile oyunda süre ne kadar uzun olursa ve güçlendirme ne kadar fazla olursa arkadaşlar, yani ne kadar fazla sağlık kiti kullanırsanız o kadar fazla DP kazanıyorsunuz. Bu da level atlamanızda fazlasıyla etkili oluyor arkadaşlar. Tek seferde ben 15 neredeyse 20 DP'yi gördüm. O yüzden önemli olan sağlık kitlerini çok fazla toplamak ve oyunda çok fazla süre kazanmak. Evet arkadaşlar, videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla video gelmesi için lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.